Gündem Özel'e hoş geldiniz. Dün değil, önceki gün yani 23 Mart Salı günü Federal Almanya'nın başkenti Berlin'de önemli bir toplantı gerçekleşti. Toplantının başlığı Türkiye, Avrupa ve insan haklarıydı. Bir başka başlığı da Türkiye'ye özgürlüktü. Biz bu toplantıyı oldukça kalabalık bir grup, gazeteci grubu, muhabir grubu, yazar grubu olarak izledik. Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç, Artı TV programcısı, Artı Gerçek yazarı Ayşe Yıldırım, Artı TV programcısı Erk Acerer'le birlikteydik. Artı TV'nin yorumcusu Can Dündar da konuşmacı olarak bu etkinliğe katıldı. Burada toplam olarak 14 kişi, Türkiye'li ve Alman, her kesimin, her siyasi partinin, her STK'nın seçilmiş özel temsilcileri, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'deki demokrasi ihlalleriyle ilgili önemli konuşmalar yaptılar. Bu toplantı 22-27 Mart tarihleri arasındaki Avrupa Birliği Zirvesi, yani 27 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarının toplantısının öncesinde ya da başladıktan hemen biraz sonra gerçekleşti. Çünkü bu toplantıda ele alınan önemli konulardan biri de, konuşmacıların gündeme getirdiği önemli konulardan biri de Türkiye-AB ilişkileriydi. Esas olarak da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı daha kararlı yaptırımlara yol açabilecek yeni bir yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir tutum benimsemesini isteyen bir yaklaşımdı. Burada biz yaklaşık 2 saat kadar sürdü. Bu Gorki Tiyatrosu, tarihi bir tiyatro. Gorki Tiyatrosu'nun bahçesinde yapıldı bu etkinlik. Gorki Tiyatrosu'nun hemen girişinde sağda Silivri Müzesi var. Birazdan onun ayrıntılarını da göreceğiz. Ve bahçede de pandemi nedeniyle kapalı ortamlarda toplantı yapılamadığı için ancak açık havada toplantı yapıldı. Biraz soğuktu, üşüdük. 2 saat boyunca ayakta. Aynı zamanda Silivri'den yine arkadaşımız Can Dündar'ın dizayn ettiği, müzenin de zaten küratörlüğünü o yapmış, bir hücre vardı. Türkiye'de düşünce suçlularının mekanı olarak tanıtılan bir hücre vardı. Bu program boyunca gerek hücre gerek müze konusunda bir takım açıklamalarımız daha olacak. Bu toplantının mimarı, bu toplantının sunucusu, moderatörü Osman Okkan'dı. Osman Okkan 40 yılı aşkın süredir Almanya'da bizim bir meslek büyüğümüz, gazeteci ve belgesel yönetmeni. Aynı zamanda da bir insan hakları aktivisti olarak çeşitli etkinlikleri organize ediyor veya katılıyor. Türkiye-Almanya Forumu'nun sözcüsü. Osman Okkan'la önce bir bağlantı kuralım. Kendisi Zoom'la bu toplantıya katılabiliyor. Osman Okkan merhaba. Merhaba Ragıp Duran, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Osman Okkan, önce şunu sorabilir miyim? Bu toplantının zamanlaması ve hedefi konusunda izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Zamanlaması aslında başta söylediğiniz gibi şu anda Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Doruk Toplantısı dolayısıyla, bugünlerde yapılan Doruk Toplantısı dolayısıyla onun öncesinde kamuoyuna bir sesleniş biçimindeydi. Asıl amaç kamuoyundaki demokrasi güçlerini Türkiye'deki duruma yönlendirmek, onların devletlerin aralarındaki politikaları, politik çıkarları dışında gerçek durumu görmelerini, farkına varmalarını sağlamaktı. Bunun için Doruk'tan birkaç gün önce yapma gereğini duyduk. Ve zaten tam o günlerde ortaya çıkan Borrell raporu da ve bugünlerde yapılan toplantıda gösteriyor ki devletlerin kendi aralarında, hükümetlerin kendi aralarındaki çıkar ilişkileri insan hakları konusunda yeterli duyarlılığı sağlayamadıklarını gösteriyor. Örneğin Avrupa Birliği'nde Avrupa'nın değerlerine, insan haklarına, hak eşitliğine, demokrasiye, temel hukuk kurallarına sahip çıkması gereken
hükümetler Türkiye'ye karşı öncelikle göç anlaşması dolayısıyla göçmenlerin Avrupa Birliği'ne gelmesini engelleyen göç anlaşması dolayısıyla Türkiye'deki insan hakları ihlallerini neredeyse görmezlikten geliyorlar. Fakat toplumda, hatta bütün partilerde, demokratik partilerde buna karşı duran güçler de var. Biz bunları bir araya getirmek, seslerini biraz daha kamuoyuna, hem buradaki kamuoyuna hem de Türkiye'deki demokrasi güçlerine duyurmak için böyle bir toplantıya giriştik. Evet, toplantının ayrıntılarına ilişkin bütün bu program boyunca araya girip başka sorularım da olacak. Yaklaşık 14 konuşmacı vardı. Bunları izledik. Ben bunların konuşmacılardan 6'sıyla ayaküstü de olsa görüşme imkanım oldu. Onlara sadece, ben ayaküstü görüşme olduğu için sadece 2 soru sorabildim zaman nedeniyle. Birinci soru, bugün neden buradasınız şeklindeydi. Vallahi aşağı yukarı hepsi aynı cevabı verdi. Verdikleri cevap da şuydu. Ben bugün Türkiye'de demokrasi mücadelesine katkıda bulunmak için buradayım. Türkiye'de cezaevlerindeki gazeteciler, aydınlar ve siyasetçilerin serbest bırakılması için buradayım. Türkiye'nin daha iyi bir ortama kavuşması, demokrasinin güçlenmesi yahut da yeniden tesis edilmesi için buradayım, dayanışma için buradayım şeklinde özetliyorlardı. İkinci sorum, tam da Osman Okan'ın değindiği Türkiye-AB ilişkileri yahut da AB zirvesiyle ilgili beklentileriniz nedir? Almanya'nın tutumu nedir şeklinde olacaktı. Program sırasında bu cevapları vereceğiz. Şimdi Silivri Müzesi'nin küratörü de konumunda olan, ki müzeyi birazdan da göreceğiz, Artı TV yorumcusu Can Dündar'ın toplantıda yaptığı konuşmayı dinleyelim. Can İngilizce konuştu. Yanında da tercümanı sözlerini Türkçe'ye çevirdi. Can Dündar'ı dinliyoruz. Bu gördüğünüz hücre Türkiye'nin en büyük ve dünyanın en büyük gazeteciler hapisinin bir sembolüdür. Benim çok arkadaşım şu an hapiste yatıyor ve adamların tek günahı, tek yalnızı yazdıkları ve düşünceleridir. Demokrasiyi korumak için çok ağır bir bedel ödediler. Yıllardır mahkeme davasını bekliyorlar. İnsan hakları aktivistleri, basın mensupları, partiler, kadınlar çok daha büyük basınç hissediyor. İstanbul Anlaşması'nı feshettikten sonra şu an ülkeyi yokuşa sürüklemiyorlar ve fundamentalist bir yön almaktadır. Batı, Avrupa Birliği, Almanya ciddi şüphe duyduğunu ve korktuklarını ifade ediyor. Fakat şüphe duymaktan başka ne yapacaklar? Avrupa Birliği Erdoğan'ı küstürmek istemediklerini biliyoruz. Onlar teşekkür ediyor. Göçmenleri Türkiye barındırına dair. Yunanistan'la çatışmayı noktaladığı için teşekkür ediyorlar. Türkiye'deki gelişmeleri şüphen duyuyorlar. Binlerce negatif sinyal geliyor Türkiye'den. Türkiye tek adam sistemine, tek adam devletine dönüştürülüyor her gün. İnsanlar uyumsuz, insanlar korkuyor, umutsuzluğa kapıldı. PEN gibi Yazarlar Derneği, Af Örgütü ve diğer derneklere kadın haklarında istekleyen öğrencileri But Avrupa Birliği yapılanmaları düşünmüyor ama şüphe duyuyorlar. Bu adil mi? Bizim mesaj for your double standards. Sizin çifte standartlardan şüphe duyuyoruz. Can Dündar'ı dinledik. Aslında 14 konuşmacı arasında benim sayabildiğim kadarıyla ikisi Türkiye'li, bir tanesi Almanyalı, 3 gazeteci vardı. Gazetecilere öncelik verdik. İkinci
konuşmayı yine bir meslektaşımız gazeteci Banu Güven yaptı. Banu da Almanca konuştu. Onun da Almancasını hafif bir sesle ama Türkçe tercümesiyle birlikte dinleyeceğiz. Banu Güven'i dinleyelim. Birkaç hafta evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan insan haklarını düzeltmeye planı sunduğu zaman sanki insan hakları varmışçasına sunduğunda birkaç insan Türkiye'de seviniyordu. Hakikaten bu insan hakları düzelecek mi diye soru geldi bana. Plandaki en önemli noktaların biri insan haklarını destekleyip güçlendirmek. Fakat bu kadar gazeteci yargısız, sualsız hapiste tutuklanarak nasıl demokrasiden, nasıl insan haklarından bahsedebiliyoruz samimi bir şekilde? Ve birçok gazeteci hapiste çürüyüp unutuluyor. Bazı arkadaşların da kaç yılı var hapiste? Ve baskı altında ifade alıp insanları ciddi bir şekilde hapise tıkatmaları. Hiç ciddi bir nedenden almadan ve ömrünün 7 yılı hapiste geçti. Birkaç tane notum var. Avrupa Dışişler Bakanı Bora Kante, Erdoğan söyleşinden sonra Avrupa Birliği Dışişler Bakanı atmosferdeki ciddi bir düzeltmenin farkında olduğunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri de pozitif bir atmosfer sezmiş. Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanı da hakikaten önemli bir atmosfer, önemli olduğunu vurguladı. Herkes pozitif ve atmosferi iyi bir şekilde ifade etti. Ondan sonra ne oldu peki? Türkiye'deki ikinci büyük muhalefet partisi HDP yasaklanma eyleminde bulunuyor. Şu an yokuşa sürükleniyor tabii ki. İlk kez yasaklanmıyor tabii ve tekrar yasaklanmaya kalkıyorlar. Banu Güven'i dinledik. Osman Okkan, bu iki meslektaşımızı dinledikten sonra sizin özellikle Almanya'daki faaliyetlerinize, tecrübenize güvenerek şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizin de çok yoğun temasta, sürekli ve yoğun temasta olduğunuz Alman medyasının son dönemde Türkiye'ye ilişkin tutumu hakkında izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Nasıl bakıyor Alman gazeteleri, televizyonları, radyoları Türkiye'deki gelişmelere? Aslında medyanın bu konuda geçmiş yıllara göre daha duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Birçoğunun Türkiye'de muhabirleri çalışma durumunda daha önceki yıllarda daha çok sayıda gazeteci vardı. Ancak çalışma koşullarının zorlaşması nedeniyle bazıları dönmek zorunda kaldı. Fakat Almanya'nın ciddi yayın organlarında hala Türkiye üzerine gerçekten objektif, oradaki durumu yansıtan ve federal hükümeti de eleştiren yazılara, raporlara, haberlere rastlayabiliyoruz. Bu konuda aslında medyanın tutumu hükümete göre çok daha farklı. Çünkü federal hükümet özellikle belli sebeplerden, birincisi söylediğimiz gibi bütün Avrupa Birliği'ndeki ülkeler gibi sınırları koruma görevini Türkiye'ye verdikleri için öncelikle göçmenlere karşı, ikincisi de ekonomik ve askeri ilişkiler sebebiyle Türkiye'ye, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine neredeyse göz yumma durumundalar. Bunu da o gün zaten basın toplantısı sırasında hükümetin milletvekilleri de dile getirdiler. Sanıyorum şimdiye kadar görülmemiş bir sertlikle kendi partilerinin oluşturduğu koalisyon hükümetini, Merkel'in ve Scholz'un oluşturdukları Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat hükümeti sert bir biçimde eleştirdiler. Bu açıdan gazetecilerin yeteri kadar olmasa da belli ölçüde duyarlı olduklarını söyleyebiliriz Türkiye'de insan hakları ihlalleri konusunda. Ancak hükümetin adım atmasını sağlayacak bir tepki oluştuğunu söyleyemeyiz. Bunun için daha fazla çalışma gerekiyor sanıyorum. Osman Okan, siz sadece Alman medyası değil, Alman resmi makamlarının tutumunu da yakından izliyorsunuz. Saydınız, sadece Almanya için değil, bir ihtimal Fransa dışındaki diğer AB ülkeleri için de geçerli. Türkiye'deki insan haklarına karşı
hani diplomatik deyimle söyleyeyim, duyarlılık eksikliği mülteci meselesinden kaynaklanıyor. Belirli ölçüde diaspora meselesinden kaynaklanıyor. Bir de o ülkenin Türkiye ile olan ticari ilişkilerinden, ekonomik çıkarlarından kaynaklanıyor. Benim okuduğum, sizin de mutlaka takip ettiğiniz medya organlarında bir dördüncü unsurdan daha söz ediliyor. O konudaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Bu dördüncü unsur da Batı'nın, yani özel olarak Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin işte Rusya, Çin, Avrasya eksenine kaymasını önlemek için. Alman makamlarında da böyle bir kaygı var mı? Mutlaka var. Mutlaka Erdoğan'ın bu politikasının, yani bir çeşit şantaj politikasının mutlaka etkileri oluyor. Çünkü sürekli izlenmekte bu. Geçmişteki Türkiye politikasının, dış politikasının çizdiği zikzakları göz önünde bulundurursak bu şantaj politikasının da belli ölçüde etkili olduğunu söylemek gerekiyor. Almanya'da, diğer Batı Avrupa ülkeleri de bu şantaja bir çeşit kapı açma zorunda kaldılar. Erdoğan da tabii, Erdoğan hükümeti de bunu sonuna kadar kullanıyor. Nitekim çeşitli zamanlarda ödünler vererek, örneğin Ege'deki çatışmada önce bir neredeyse hiç yoktan bir olay çıkartıp sonra bunu sakinleştirerek Avrupa'ya bir ödün vermiş olduğunu gösteriyor ve bu da Doruk toplantısında da özellikle öne çıkartılıyor ve Türkiye'ye övgüler. Borrell'in açıklamasında da vardı bu, değil mi? Borrell'in açıklamasında da var. Bunlar aslında çok basit, gözle görülebilir taktikler, fakat tabii kendi kamuoylarını bir ölçüde hükümetlerde bu biçimde yanıltmaya, manipüle etmeye çalışıyorlar. Tabii medyanın burada çok daha dikkatli olması lazım. Bizler de o görevi yerine getirmeye çalışıyoruz meslektaşlarımızla birlikte. Osman Okan, izninizle söyleşilere devam edelim. Şimdi sözü Cem Özdemir'e, Alman Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'e verelim. Özdemir'i dinliyoruz. Biraz daha fazla Washington'a bakmalarını rica ediyorum arkadaşların. Oradaki yeni hükümet çok açık ve net bir şekilde Türkiye'ye yönelik görüşlerini ifade ediyor. Burada da özellikle şu andaki Almanya hükümetini yazık ki çok çekimser kalıyor Türkiye'ye yönelik. Açıklamaları sanki Türkiye Büyükelçiliği ile daha önceden gözden geçirilmiş gibi görünüyor. Umarım bu bundan sonraki seçimde değişecek. Bizim içine bulunacağımız herhangi bir hükümet asla Türkiye çizgisini değiştirecek. Yani böyle haşır neşir işte Türkiye sertleşiyor, biz de işte iyiye doğru gidiyor gibi açıklamalar son bulacak. Seçim akşamı saat 6'dan sonra bu bitecek. Yani Türkiye'de bugün sevinenler var, işte Laşet geliyor, Türkiye dostu falan. Bizim içinde bulunduğumuz herhangi bir hükümet, Dışişleri Bakanlığı olsun, Başbakanlık olsun, asla şu andaki hükümetin Türkiye çizgisini devam ettirmeyecek. Bunu imzasını altına atabilirim. Nasıl bir çizgi izleyecek, onu da kısaca açıklayabilirseniz. İnsan haklarından yana, yoksullukla mücadele edenlerin yanında, kadın haklarının yanında, LGBT hareketin yanında. Yani demokrasi mücadelesi, insan onurunu savunan insanların yanında, yolsuzlukların, faşistlerin yanında asla değil. Cem Özdemir'i dinledik. Çok iddialı bir açıklamaydı aslında. Çünkü saat de verdi. Seçimden sonra kazanırsa mevki makam da söyledi. Dışişleri Bakanlığı veya Başbakanlık diye. Yani Alman politikasını yakından izleyenler bu mevkilerin adaylarının arasında Cem Özdemir'in de adının geçtiğini biliyorlar. Seçimi kazandığı zaman Almanya'nın Türkiye'ye yönelik politikalarının değişeceğini çok açık, net bir şekilde, kararlı bir şekilde açıklamış oldu. Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin belki de en önünde, belki de mağdurlar arasında en fazla zarar gören kesim meslektaşlarımız, gazeteciler. Almanya'da, yani bütün dünya çapında aslında faaliyet gösteren, sınır tanımayan gazeteciler, RSF, Reporter Sans Frontier, bir temsilcisini, Almanya'daki yöneticilerinden birini bu toplantıya gönderdi. Christian Mir'di. Biz de toplantı bittikten sonra Christian Mir'in görüşlerini aldık. Sınır tanımayan gazetecilerin temsilcisinin söylediklerine kulak kabartıyoruz şimdi. I mean, the European Union has to be Avrupa Birliği son derece dikkatli olmalı.
bütün Türkiye'deki bütün hapishanedeki gazetecilerin kurtarılması için somut adımlar atılması lazım. Lütfen bütün gazetecilere yönelik suçlamaları geri çekin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu suçlamaları geri çekmesi lazım. Lütfen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına lütfen uyun, saygı gösterin. Türkiye çok kez mahkum oldu bu mahkeme tarafından ve Avrupa Birliği her halükarda bundan sonraki bütün yapacağı, Türkiye ile yapacağı müzakerelerde bu meseleleri, yani AİHM'in kararlarına uyulmasını koşul olarak açıklaması lazım ve Türkiye'nin somut adımlar atması lazım. Öyle müzakerelerde boş cümlelerle geçirmemek lazım. Evet, bu Christian Mir'in görüşleriydi. Osman Okkan bir milletvekili, Alman milletvekili Cem Özdemir, bir de Alman meslektaşımız yahut meslek örgütü temsilcisinin görüşlerini dinledik. Nedir bu iki şahsın görüşlerine ilişkin sizin değerlendirmeniz? Kısaca şöyle, gerçekten Cem Özdemir'in söylediklerinde bir gerçeklik payı var. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Yeşiller Partisi toplumsal konulardaki tutarlılığı ile de Alman kamuoyunda neredeyse birinci güç olmaya doğru ilerliyor diyebiliriz. Bu da tabii oldukça iddialı bir tez ama özellikle Hristiyan Demokratların Başbakan Merkel'in partisinin son zamanlarda uğradığı güven erozyonu diyelim, güven çöküntüsü sonucu hızla oy kaybettiğini görüyoruz. Bunda tabii pandemiyle ilgili yanlış politikaların büyük payı var. Aynı zamanda Hristiyan Demokrat Parti genellikle işverenlere, iş çevrelerine yakınlığıyla bilinen Hristiyan Demokrat Parti içindeki yolsuzluk, rüşvet olaylarının ortaya çıkmasının büyük payı var. Ama meslektaşlarımızın önemli bir bölümü bu erozyon kaybında Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumun da bir rolü olduğunu belirtmekteler. Çünkü bir yandan Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, demokrasiye karşı, kadın haklarına karşı, çeşitli konulardaki dinsel gruplara karşı baskılar, sert tedbirler, bir partinin 6 milyon oyu almış, bir partinin HDP'nin kapatılması gibi girişimler karşısında büyük tepki dolmuşken hükümetin bunları yatıştırmaya çalışması ve Erdoğan'a kadife eldivenlerle yaklaşması önemli bir güven kaybını birlikte getiriyor. Bunun da bir payı var. O yüzden Yeşillerin iktidarın bir parçası olma olasılığı oldukça yüksek gelecek seçimlerden sonra. Cem Özdemir'in söylediklerini bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Christian Mia ise gerçekten Türkiye'deki bizim de yakından izlediğimiz Türkiye'deki gazetecilerin durumuyla çok yoğun bir biçimde ilgileniyor sınır tanımayan gazeteciler örgütü aracılığıyla. Bizler de Türkiye-Almanya Kültür Forumu olarak hukuk desteği fonuyla hem gazetecilere hem de haksız sebeplerden hapse düşmüş insanların, muhtaç durumda olan insanların maddi konuda düştükleri durumda onlara destek olmaya çalışıyoruz. O alanda da birlikte planladığımız eylemler var. Bunlar uygulanıyor. O açıdan sınır tanımayan gazeteciler örgütünün de diğer insan hakları kuruluşları, insan hakları savunucuları gibi önemli bir rol oynadığını belirtmemiz gerekiyor. Osman Okkan, teşekkürler. Şimdi iki milletvekili var sırada. Artı TV'ye demeç veren bu Gorki Tiyatrosu'nun bahçesinde düzenlenen toplantıda. Önce Diyarbakır HDP eski milletvekili Sibel Yiğitalp'i dinleyeceğiz. Söz Yiğitalp'in. Birliği konsey zirvesi, yani devlet ve hükümet başkanlarının zirvesi yakında toplanacak. Sizin bir milletvekili olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zirveden Avrupalı liderlerden beklentinizi somut olarak söyleyebilir misiniz? Bizim taleplerimiz hep somut ama o taleplerimiz karşısında onlar hep endişe ve kaygıyla izliyorlar. Onların endişe ve kaygı düzeyi nedir? Pratiğe nasıl dönüşür? Şimdiye kadar gördüğümüz ve gittikçe artan baskılara karşı bir tutum almalarını bekliyoruz. Pratik, sonuç alıcı ve
göçmen politikasına karşı bu kadar kaygılıken bu faşizmin daha çok göçmen yaratacağını görmeleri ve bilmeleri için buradayız. Ve şunu da iyi biliyoruz ki mesela bizler Türkiye'de eşit demokratik bir yaşam için mücadele ettik. Bize karşı yapılan tamamen ayrılıkçı, bölücü, bizi yok sayan, milyonlarca insanı yok sayan bir Türkiye politikasının uygulanması sonucu buradayız. Bizim gibi milyonlarca insan aynı şeyi yaşıyor ve çıkabilme ihtimalleri olduğunda hemen çıkacaklar. Bir defa bu gerçeği görmeleri gerekir. Yani hem göçmenden karşı bir kaygınız var ama Türkiye'nin politikalarını yeniden göçmen ürettiğini görmezden gelip sadece endişe ve kaygıyla izlemenizin açıkçası bir anlamı, bir mantığı yok. Ve savaş politikalarının ekonomiye de paydaşlıktan artık vazgeçmelerini, çünkü halkımıza yönelik ağır bir savaş koşulları var ve savaş ekonomisinin paydaşları olarak Avrupa Birliği'nin bundan vazgeçmesi gerektiğini, Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Ahmet Altan'ın ve onun gibi nice binlerce insanın politik tutaklarının bir an önce tahliye edilmeleri, beraat etmeleri ve artık eşit özgür bir yaşam için buradayız ve bunun içinde amasız, fakatsız, renklerimize bakmaksızın, renklerimizi zenginlik olarak gören her türlü bileşenlerin bir arada olmasını sağlamak için buradayız. Sibel Yiğit Alp'i dinledik. Şimdi bir Alman milletvekili konuşacak. Ama bu tür toplantılarda görmeye pek alışık olmadığımız bir milletvekili. Çünkü iktidar partisinin bir milletvekili. Hristiyan Demokrat Birlik'ten Michael Brandt bu toplantıya katıldı. Ve sorumuzu önümüzdeki dönemde AB zirvesi sırasında zirveden Türkiye hakkında neler bekliyorsunuz, nasıl bir karar çıkabilir şeklindeki sorumuza şu yanıtı verdi. Michael Brandt'ı dinliyoruz. Es braucht ein klares Signal, Türkiye'nin gerçek bir ortak olduğunu kanıtlayabilmesi için Ankara'nın gerçek bir işaret, bir sinyal göndermesi gerekiyor. Eğer Türkiye basında, toplumda özgürlüğü yeniden tesis edebilirse, o zaman Avrupa Birliği'nin gerçek bir ortağı olduğunu kanıtlayabilir. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem Avrupa değerlerine hem de insan haklarına aykırıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir an önce bu olumsuz mevcut tutumu değiştirmesi gerekir. Ancak bu şekilde olumlu bir gelişme sağlanabilir. Osman Okan, şunu da belirtmekte herhalde yarar var. Bu Alman Federal Parlamentosu'nda temsil edilen, bu da sizin başarınız, organizatörlerin başarısı olsa gerek, dört büyük partinin temsilcilerini davet ettiniz ve bunlar da geldi. Yeşilleri verdik. Biraz önce CDU'yu verdik. Sol Parti milletvekili ve SPD milletvekilleri de konuşma yaptılar. Birazdan onların görüşlerini de vereceğiz. Sizin CDU, yani Hristiyan Birlik Partisi'nin bu sözcüsünün açıklamalarını nasıl değerlendirmek gerekir? Aslında gerçekten önemli. Zaten Alman basınında da epeyce yankılandı Michael Brandt'ın söyledikleri. Çünkü neredeyse ilk defa diğer partilerle, Yeşiller Partisi'yle ve Sol Parti'yle birlikte bir basın toplantısında konuşma yaptı. Onların bir sözcüsü ve aynı zamanda kendi parti meclis grubunun insan hakları komisyonu sözcüsü Michael Brandt ve sanıyorum siz de gördünüz toplantıdaki en sert konuşmalardan birini yaptı. Bu az önce söylediklerimle bağdaşan bir tutum. Hristiyan demokratlar arasında da hümanist görüşlere, insan haklarına, demokrasi mücadelesine yakın duran insanlar hükümetin politikasını son derece yanlış bulmaktalar. Ve Türkiye'deki otoriter rejimi destekleyen bir tutum içine girmesiyle protesto etme durumundalar. Michael Brandt aslında bu görüşleri dile getirdi. Bizim açımızdan da onun katılması ve coşkulu bir konuşma yapması çok önemliydi. Basına da bu yansıdı zaten bu yüzden. Osman Okan, tam da onu soracaktım. Özellikle bu toplantının, çünkü sizin Türkiye-Almanya kültürel formu düzenlediği bütün etkinliklerden sonra o toplantı, o etkinlikle ilgili basın taramaları yapıp gönderiyordu bizlere, meraklara, izleyenlere. Bu toplantıyla ilgili yankı tepkileri özetlemeniz mümkün mü? Evet, genellikle aslında toplantı Doruk toplantısına, Avrupa başbakanları, hükümet başkanları Doruk toplantısına yönelik olduğu için ayrı bir haber değil. Genellikle o haberle birlikte değerlendiriliyor.
O açıdan ilk gün özel bir ajans haberiyle yer verildi. Bundan sonraki günlerde ise genellikle o Doruk toplantısına karşı bir protesto toplantısı olarak dile getiriliyor. Bu açıdan amacına ulaştı diyebiliriz bu basın toplantısı da. Zaten söylediğimiz gibi amaç kamuoyunu, zaten duyarlı olan kamuoyunu Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, demokrasiden yana insan haklarından yana güçlerin çalışmalarına yönlendirmek ve orada hapishanede olan, tutuklu olan, kovuşturma altında olan on binlerce insanın durumuna dikkati çekmekti. Osman Okan, teşekkürler. Son iki özel görüş belirten konuşmacılarımız Sol Parti'den Sevim Dağdelen ve SPD Sosyal Demokrat Parti'den Frank Schwabe. Önce Sevim Dağdelen'i dinliyoruz. Ya şu an Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas yapmış olduğu açıklamada dünden beri aslında gidişat görülmekte. Ne yaptırımlar yapılacak, ne de kısıntılar yapılacak ya da silah satışları da durdurulmayacak. Şu ana kadar Almanya'nın, fakat sadece Almanya değil, Berlin, Washington, Brüksel yapmış oldukları yardımlar Erdoğan için, AKP ve MHP hükümetine yapmış oldukları yardımları devam ettirmekteler. Çünkü bir NATO ülkesi oldukları için Türkiye'yi yanında bulundurmak istiyorlar. Ve hangi fedakarlık yapmak zorunda olsalar da bu politikayı devam sürdürecekler. Dolayısıyla Türkiye'deki demokratik güçler ama aynı zamanda Erdoğan'ı eleştiren muhalif güçler, yurt dışında bulunan insanlar için çok iyi bir gidişat gözükmüyor. Almanya Federal Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'i dinledik. Son Artı TV'ye görüşlerini belirten son milletvekili, eski iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti SPD milletvekili Frank Schwabe. Schwabe'yi dinliyoruz. Bilmiyorum. Aslında kolay bir şey değil. Diplomasi karmaşık bir şey. Nasıl olacak? Tabii mesele sadece AB ile Türkiye arasında ilişkili sınırlı değil. Rusya ile de AB'nin sorunları var. Ama bence AB'nin güçlü olması lazım. Her halükarda ortak değerlerin ortaya çıkması lazım Türkiye ile. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Sayın Kavala'nın, Sayın Demirtaş'ın durumları son derece önemli. AİHM'in verdiği kararlar gündemde. Onların mutlaka serbest bırakılması lazım. Dolayısıyla acil olarak Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmesi gerekir ki kadınların hakları savunulsun. Bence Almanya durumu belirli ölçüde dengelemeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin de eleştirilecek birçok da bir noktası var Türkiye'deki rejimin. Ama şurası çok açık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece keyfi bir şekilde hareket ediyor. Ve ülkenin ikinci büyük muhalefet partisini yasaklama girişimi, dolayısıyla suçsuz birçok insanın hala hapiste olması da son derece olumsuz bir tutum. Türkiye'deki durum bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet, Alman eski iktidar partisi milletvekili Frank Schwabe'nin görüşleri de böyleydi. Osman Okan, benim bildiğim kadarıyla, özellikle Almanya açısından siz çok daha iyi biliyorsunuz herhalde. Avrupa'da ikili bir durum var. Belki Fransa hariç. Devletlerin Türkiye'ye bakışıyla STK'ların, medyanın, kamuoyunun bakışı arasında bayağı bir fark var. Yani medya, STK'lar ve genel olarak kamuoyu da oldukça yoğun bir Erdoğan karşıtlığı var. Yoğun bir şekilde Türkiye'de demokrasiyle dayanışma isteği var. Hükümetler, devletler bu konuda o kadar hevesli görünmüyor. Öte yandan bir başka ayrım daha var. Biz bunu özellikle Avrupa Parlamentosu'nda görüyoruz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde de yanılmıyorsam 3 ana eğilim var. Ki şimdiye kadar yayınladığımız söyleşilerde bunun sözcüleri de belirli şekilde ortaya çıktı. Türkiye ile ilişkileri tamamen koparalım. Hiç ilgilenmeyelim Türkiye ile. İşte Türkiye faşist bir ülkedir vesaire gibi bir söylemle bu görüş savunan çok fazla sayıda olmasa da bir kesim var. İkinci kesim, ya evet, önem sırasına göre söylemiyorum tabii. Ya aman, Türkiye ile ilişkileri koparmayalım, mümkün olduğu kadar Erdoğan'ı etkilemeye çalışalım.
Dolayısıyla onları kazanmaya, Türkiye'yi kazanmaya çalışalım, rejimi kazanmaya çalışalım. Üçüncüsü de ikisinin arasında tam koparmayalım ama çok da fazla samimi olmayalım şeklinde. Almanya açısından bakıldığında, Alman devleti açısından bakıldığında, gerçi biraz önce söylediniz, eğilim giderek Ankara'daki rejime karşı bir eğilimin güçlü olduğunu söylediniz. Bu üç akımdan Almanya'da hangisi ne şekilde süreç içerisinde güç kazanıyor sizce? Ya çok açık biçimde hükümetin tutumu elbette ilişkileri, öncelikle ticari ve askeri ilişkileri, silah satışlarını devam ettirme biçiminde ortaya çıkıyor. Getirilen kısıtlamalar hiçbir biçimde yeterli değil. Çünkü belli ölçüde silah satışları devam etmekte. Almanya'nın Türkiye ile son derece önemli ticari ilişkileri var. Özellikle de Orta Doğu'ya ve Akdeniz'e açılmak konusunda Türkiye'nin önemi büyük ekonomik açıdan da. Almanya bütün bu koşulları göz önünde bulundurarak Türkiye'ye karşı çok tedbirli, son derece dikkatli ve özellikle de göç anlaşmasını tehlikeye koymamak için, yani Türkiye'nin sınırları açıp yüz binlerce, belki milyonlarca göçmeni Avrupa'ya göndermesini, özellikle de tabii burada Almanya en başta geliyor, göndermesini engellemek için onlarla bir uzlaşma, bir çeşit eskiden İkinci Dünya Savaşı sırasında appeasement adını verdiğimiz bir çeşit uzlaşma politikası gidiyor ki bu son derece tehlikeli bir gidiş. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda da görüldü ki despotlarla, diktatörlerle, otoriter rejimlerle bu uzlaşma politikası... Yatıştırmacı değil mi? Yatıştırmacı. Evet. Her seferinde ters değişiyor ve kötü sonuçlar veriyor. Almanya'da iktidarın en azından Başbakan Merkel'in çok yakında gidici olması sanki benden sonrası beni ilgilendirmez tavrına sürüklemekte. Bu yüzden de ne kadar uyarıda bulunsak yeridir diyoruz. Çünkü Avrupa Birliği içinde de Almanya'nın önemli bir yeri var. Evet. Görüyoruz. Bu açıdan bir tanesini sürdürmek gerekiyor. Osman Okkan, teşekkürler. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Can Dündar'ın da bahsettiği Silivri hücresi bu. Bu da şu anda gördüğümüz Silivri Müzesi. Can Dündar'ın küratörlüğünü yaptığı bu müze son derece ilginç. Yaklaşık olarak 15-20 kadar Silivri'den geçmiş aydın, gazeteci, sendikacı, akademisyenin Silivri'deki ikametleri sırasında yaşadıklarını videolarla gösteriyorlar. Olduğu gibi hücrelerin karanlık, hafif aydınlatılmış bir ortamda planları var. Duvarlardaki resimlerde de gerek cezaevinde kalan ressamların, gerek dışarıda Silivri ile ilgilenen ressamların tabloları sergilenmiş durumda. Oldukça zengin, oldukça ilginç. Demin bahsettiğim plan bu. Bu Silivri'nin belirli katlarının, daha doğrusu bir hücrenin planı. Hücre de toplantı nedeniyle dışarı çıkarıldığı için insanların burada gelip Silivri'deki mahkumların nasıl, hangi koşullarda yaşadığını gösteren. Bunu özel olarak seçtim. Sağ üst taraftaki helikopterden atılan Kürt köylülerini betimleyen bir tabloydu. Sergi oldukça kalabalık, tabii hep pandemi nedeniyle öyle çok da büyük bir alan değil. Ancak dörder kişi izin veriyorlar, geçilebiliyor. Ama gerek Türkeliler, gerek Berlin'de Almanlar, işte burada da Silivri Düşünce Hapishanesi başlıklı çalışma, bir demir kutudan ibaret tabii. Bu hücrenin içinde gösteren görüntüler olması lazım. Oldukça ilgi çekiyor çünkü Türkiye'den ya da Silivri'den çok uzak bir mekanda sadece sözle, sadece bilmem ekran görüntüleriyle, kitaplarla, gazete yazılarıyla değil, bizzat Silivri'deki yaşam tarzını gösteren, burada Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak müzenin hakkında ayrıntılı bilgiler var. Osman Okkan'ı görelim yine köşede. Osman Okkan, sizin gezdiniz, gördünüz, hatta büyük bir ihtimalle bu müzenin oluşumu, bu sürecini de çok iyi biliyorsunuz. Nedir sizin izlenimleriniz? Böyle bir hücre ve böyle bir Silivri Müzesi yapılması Almanlar açısından, özellikle Türkiye ile ilgilenen Almanlar açısından anlamı hakkında ne dersiniz? Çok önemli tabii Silivri, çünkü Almanya kamuoyunda da bilinen bir kavram.
bu toplantıda, basın toplantısında konuşan kişilerden, toplantıyı destekleyen örgütlerden birçoğunun temsilcileri Silivri önündeki nöbetlere katıldılar ve oradaki tutukluların, vaktiyle Can Dündar'ın, Ahmet Altan'ın serbest bırakılmaları için girişimlerde bulundular. Hala bulunmak zorundalar oradaki tutukluların, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için. Aslı Erdoğan da tabii o gün anıldı. Sık sık hapiste bulunan pek çok insan var Türkiye'de. Bu kuruluşlarda Silivri'yi neredeyse bir simge olarak görüyorlar. Diğer hapishanelerde Selahattin Demirtaş orada değil ama o da simgeleşmiş bir mahpus tabii. Bu açıdan Hücel'in içi burada. Evet. Deniz Yücel'in de kaldığı hücrelerden biri, Can Dündar'ın ve Deniz Yücel'in kaldığı hücreler bunlar. Tabii bunun önemi büyük. Serginin henüz açılmamış bir bölümü de biliyorsunuz Zehra Doğan'ın resimlerinden oluşuyor. Yakında da açılacakmış değil mi? Evet, yakında pandemi dolayısıyla biraz gecikti. Fakat Zehra Doğan'ın hapishanede yaptığı, bazen kanıyla çizdiği tablolarda yer alıyor. Sanıyorum bu açıdan bu öğeler hepsi bir arada Türkiye'de şu andaki durumun, gerçek durumun yansımasını sağlıyor Almanya kamuoyuna. O yüzden de daha sergiler açılmadan bile büyük ilgi gördü kamuoyunda, sanat kültür sayfalarında. Sanıyorum bu ilgi artarak sürecek. Bu da Türkiye'deki demokrasi mücadelesine katkı açısından önemli bir adım diye düşünüyorum. Osman Okan, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Gündem özelde bugün, iki gün önce Berlin'de Gorki Tiyatrosu'nun bahçesinde Türkiye Avrupa İnsan Hakları konulu olarak düzenlenen toplantıyı aktarmaya çalıştık. Toplantıdaki konuşmacıların bir kısmıyla, her halükarda en az 6 konuşmacıyla yaptığımız özel söyleşileri yayınladık. Osman Okan da bütün bu sürecin, bu toplantının koordinatörü, organizatörü olarak bize ek açıklamalarda bulundu. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.